Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail medyası, Kıbrıs Rum kesimindeki İngiliz üstünden İsrail'e hava köprüsü kurulduğunu yazdı. Habere göre İngiltere'nin, insani operasyon, dediği üstten kalkan kargo uçakları, gizli uçuşlarla mühimmat ve silah taşıyor. İsrail'deki Haaretz gazetesi, Kıbrıs Rum kesimindeki hava üssü Arotur'dan kalkan uçakların gizli uçuşlarla İsrail'e mühimmat ve silah taşıdığını yazdı. Gazete, Güney Kıbrıs'tan en az 60 Amerikan ve İngiliz kargo uçağının İsrail'in Nevatim hava üssüne sevkiyat yaptığını yazdı. Haaretz gazetesine göre, Güney İsrail'deki Nevatim Hava Üssü'ne inen Amerikan uçaklarının silahları İsrail ordusuna teslim etti, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inen Amerikan uçaklarının da zırhlı araçlar indirdiği bilgisini verdi. Haaretz'e göre son 12 gün içerisinde İsrail'e gitmek üzere 4 USAF uçağının Aarotur'dan havalandığı tespit edildi. Deniz bölgesinde devriye, gözlem görevi dışında asker ve silah sevkiyatı içinde kullanılan bu uçaklardan c 295 asker ve 9.250 kilo askeri yük taşıma kapasitesine sahip. Söz konusu habere göre, bu uçaklarda kamikaze dronlar, apacı helikopterlerinin kullanacağı helfire füzeleri, zırhlı araçlar ve demir kubbe sisteminde kullanılan batarya ve füzeler bulunuyor. Haretz'e göre, 20'si İngiltere, 40'ı Amerikan olmak üzere en az 60 nakliye uçağı İsrail'in güneyindeki Nevatim hava üssü ile Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanlarına askeri araç, silah ve mühimmat bıraktı. Silah ve mühimmat, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki üslerinden önce Kıbrıs'a getirildi, ardından İsrail ordusuna teslim edildi. Sevkiyatlarda sivil uçaklar da kullanıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bu uçuşlardan 17'sini doğruladığı ancak taşıdıkları yük veya personel hakkında detay vermekten kaçındığı belirtilen haber şu şekilde devam etti. Bu uçuşların bazılarında Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin İsrail'e sevk edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada bu SAS kuvvetlerinin Gazze'deki rolünün İngiliz basınında yer almasını engellemek için ulusal güvenliği zedeleyebilecek bilgilerin yayınlanmaması gerekçesiyle yayın yasağı getirildi. Dusan, 27 Ekim sayısında SAS komandolarının Kıbrıs'ta konuşlandırıldığını açıkladı. New York Times 2 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçlarının gözlem için Gazze şeridi üzerinde uçtuğunu, bunu Amerikan Savunma Bakanlığı'nın iki subayı tarafından doğrulandığını yazdı. Gazete İHA'ların kalkış yerinin öğrenilemediğini ancak uçuş güzergahlarının, diğer olası kalkış yerleri arasında, ağır oturunda olabileceğini gösterdiğine işaret etti. Dışişleri Bakanlığı'nın İHA'ların Kıbrıs'taki İngiliz üstünden havalandığı bilgisini yalanlamadığını aktardı.